Ver komut, evet kalktı. Dış dizgin gergin. Evet arkadaşlar, profesyonel binicilik eğitimlerinde Ankara'da çiftlik bazında, yani bir kulüp ayarında gerçek anlamda profesyonel eğitim veren tek yer olmaktan kendimizle gurur duyuyoruz. Ve doğru adres olduğumuzdan o kadar eminiz ki bu konuda da çok iddialıyız ve arkasında duruyoruz. Evet, bu videoları paylaşıyorum. Bilmeyen amatör at binicileri de öğrensin ki öğrencilerine yanlış ders vermesinler. Belki örnek veriyorum, ben falanca at çiftliğinde 2 yıl önce eğitim aldım. Ve bana bunların hiçbiri öğretilmedi şeklinde altyapınızda bir takım şeyler oluştuysa bilin ki zaten size yanlış eğitimler veriyorlar. Kendi çaplarına, kendi öğrendikleri yanlış eğitimleri size öğretiyorlar. Şimdi bu açıdan bu videoların çok yararlı olacağını düşünüyorum. O yüzden de paylaşmaktan gurur duyuyorum. Evet, bazı çiftlikler mesela atları yularıyla artık takmıyorlar. Güzel. Hani atların kafasında yular kalmıyor. Dış dizgin gergin olmadığı için kaçtı. Fırsat, evet, uyarı ikaz kayış. Aferin sana. Tekrar al başa. Evet, biz kukalarımızı yerine aldık arkadaşlar. Halk arasında, yani daha çok motosiklet dilinde kullanılan slalom. Ben motorcuyum aynı zamanda. Biniş eğitimde, sürüş eğitimlerinde biz hep slalom derdik. Bunu ben tabii atçılığa yansıttım. Çok arkaya yaslanma, arkaya yatma. Daha dik, daha dik. Kollar önde. Daha dik. Bir tık daha öne geçir ellerini. Bir tık daha öne geçir. Bir tık el geçiş yap, evet. Daha dik durarak. Tekrar başa. Kaçırıyorsun, kaçırmamaya dikkat et. Dolayısıyla motorculuktaki aldığımız eğitimlerden bildiğimiz slalomları yapacağız. Slalom nedir? Kukanın birinden girecek, birinden çıkacak, birinden hani hayali S'ler yapacak. Ara ara hayali 8'ler yapacak, sonsuzluk işaretleri. Evet. Ama hala şu anda hafif süratli de durdurur musun? 1-2-3 değil mi? Dik durarak. Dış dizgin gergin, şahane. Bacaklarını iyi sık. Dış dizgin gergin. Bacaklarını iyi sık. Şahane. Çok arkaya yatma. Evet, buna kaynak sürüşü de derler. Kaynak nedir? Kalça. Yani et. Kaba et. Onun üzerinde sürtünmek. Onun üzerinde kalkılmak. Onun üzerinde böyle gidip gelmek. Beşik gibi. Evet. Her yerde farklı isimleri var ama en kolay anlaşılacak dilleri kullanmak her zaman yararlıdır. Bravo, bravo. İşte bu, işte bu. Maşallah benim güzelime. Ama tabii hep kaçırıyoruz. Devam ediyoruz. Unutma ki devirdiğin bir içeri dışarı, içeri dışarı. Evet, al, al dışarı. Daha yumuşak. Kukalara vurmadan. Evet, diagonal dönüşleri az önce konuştuk arkadaşlar. Ben orada kamerayı durduruyorum. Diagonal dönüşler çok önemli. Atın omuzlarını değiştirmek açısından, yani sağ omuz ve sol omuz dediğimiz, atı sürekli aynı yönde çalıştırmamamız gerekiyor. Çünkü sağ omuzda sürekli çalışan bir at sola eğilim göstermez. Yani sol yöne dizgini izin vermez. Sürekli sağ omuzda çalışan bir at solu zayıftır. Ve tabii ki binicinin de eğitimlerde sağ omuzu çalışır, sol eli zayıf kalır. Bu sebepten dolayı da ara ara mutlaka eğitimlerde 15 dakika sağ omuza çalışıyorsak diğer 15 dakikada sol omuza çalışmamız gerekiyor. Bunları da anekdot olarak lütfen defterinize yazınız. Bu kıyla alkış tarzım değil arkadaşlar, biliyorsunuz. Evet, bu taraftan da safari için hazırlıklar yapılıyor. Biniciler gelecek. Evet. Sağ çek, sol topuk. Sol çek, sağ topuk. Sağ çek, sol topuk. Sol çek, sağ topuk. Sağ çek, sol topuk. Süpersin. İşte bu ya. Benim akıllı, benim yetenekli binicilerim ya. Evet. Al içeri. Güzel. Al dışarı. Şahane. Al içeri. Al dışarı.